Merhaba sevgili filme gitmeden önce takipçileri. Bugün size biraz çizgi romanlardan bahsetmek istiyorum. Çizgi roman okumak, bence müzik dinlemek, film, dizi izlemek ve kitap okumaya benzer bir aktivite sayılmalı. Ama maalesef bu harika sanat türü çoğu insanın umrunda değil. Videoda filminin veya dizisinin çekilmesini istediğim bir sürü harika çizgi roman var. Tabi bunları illa sinemada veya televizyonda görmemize gerek yok. Zaten hepsi kendi hallerinde iyiler. Bu videodaki çizgi romanların hep hepsini alıp okumayacak olsanız bile çizgi romanların yaratıcı konularının herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ama yanlış anlamayın. Bugünkü konumuz Marvel'ın veya DC'nin uyarlamaları değil. Onların zaten köpeği sayılırız. Hayır hayır. Değerli dostlarım yanlış duymadınız. Bugün Kaptan Amerika yok. Spider-Man yok. Avengers hiç yok. Hatta bugün süper kahraman hikayelerinden hiç bahsetmeyeceğiz. Hatta şu anda karar verdim. Bu kanalda artık DC veya Marvel konuşulmayacak. job. Kendinize gelin arkadaşlar. Neredeyse 30 yaşına geldim. Artık ben saygın bir YouTuber'ım. Boş zamanlarımda Fransız yeni dalgasından filmler izlerken Küba'dan getirdiğim proyu içip değişik kitaplar okuyorum. Ben buyum ve bu saatten sonra kostümlü 2-3 kendini bilmez'in aralarında kahramancılık oynamasının peşinden gidecek değilim. Bugün o kendini bilmez uçan adamları bırakıp çizgi roman külliyatının en derin noktalarına ineceğiz. Bence çizgi roman okumak çok keyifli bir olay. Hem yazının hem de resimlerin bir arada bulunduğu başka bir sanat dalı yok. Çizgi romanlar film gibi değil. Arkada müzik çalmıyor ve oyuncuların nasıl oynadığını, hareket ettiğini göremiyoruz. Çizgi romanlarda karakterlerin söyledikleri cümleleri hayal gücümüzü kullanarak okuyoruz. Çizgi romanlar kitaplar gibi de değil. Resimler sayesinde yazarın hayal ettiği dünyayı biraz da olsa görebiliyoruz. Bu dünyayı yaşatmaksa biz okuyuculara kalıyor. Dostlar, ben bir dahiyim. Şu an size söylemeden ilk çizgi roman önerimin konusunu anlattım ve siz hiçbir şey anlamadınız. Ben gerçekten manyak akıllı bir adamım. İlk çizgi roman önerim. Çizgi romanı Anlamak isimli kitap. Ben bu kitabı Instagram'da aylardır öneriyorum ve okuyan herkes aşırı mutlu oluyor. Cidden kitabın trend yol yorumlarına bakarsanız insanlar kafayı yemiş. Herkes çok tatlı bir şekilde filme gitmeden öncenin önerisi sayesinde bu kitabı aldım diye yorum yazmış. Dediğim gibi ben harikayım. Dostlar bu kitap çizgi romanların okuyucuları nasıl etkilediğini anlatıyor ve siz de okurken oha bunların hepsi çok basit gözüküyor ama aslında hepsinin arkasında çok garip ve çok mantıklı bir sistem varmış diyorsunuz. Bu kitabı sadece çizgi romanlarla ilgilenen insanlar okumamalı. Bu kitabı değişik bir şekilde düşünmek ve beynini açmak isteyen herkese öneriyorum. Dostlar, ikinci öneriye geçmeden Türkiye'de çizgi roman okumanın getirdiği bazı sıkıntılara da değinmek istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra büyük bir çizgi roman hayranı olmanızı sonra da don diye ülkemizdeki durumla karşılaşmanızı istemem. İlk problemimiz çizgi romanların pahalı olabilmesi. Bu şu sıralar Türkiye'deki her hobi için geçerli bir durum. İnsanlar bir kitaba 35 lira veya 50 lira vereceğime Netflix'ten yeni filmler izlerim diyor. Evet kitap okumakla Netflix'i karşılaştırmak saçma ama durum gerçekten de böyle. İkinci sıkıntımız çeviri problemi. Dostlar maalesef her çizgi roman Türkçe'ye çevrilmiyor. İngilizceniz varsa kitapları Amerika'dan istemek veya Türkiye'den İngilizce satın almak çok pahalı. Aşırı pahalı. Fiyatlar da bir diğer ise ortalıkta çoğu kitabın olmaması. Yayıncılar neyin ne kadar satacağını bilmediği ve kitap basmak pahalı olduğu için her çizgi romanı sürekli basmıyorlar. Örneğin şu harika Vision çizgi romanı şu an hiçbir yerde yok. Birkaç ay önce vardı ama sanırım Vision'dan sonra ilgi artınca kitapların hepsi tükendi. WandaVision'ı seven herkes bu çizgi romanı okumalı. Marvel'ın şu zamana kadar ki en derin işlerinden biri demek istiyorum ama yapamıyorum. Kitap ortalıkta yok. İzlediği şeyleri başka başkalarıyla paylaşmayı seven biri olarak önereceğim bir şeyin sizlere ulaşmayacak olması aşırı sinirimi bozuyor. Ama merak etmeyin bu videodaki çizgi romanların çoğu satışta. İkinci önerimiz Why the Last Man yani Türkçe adıyla Y yeah, son erkek. Bir anda dünyadaki bütün Y kromozomuna sahip canlılar yani tüm erkekler ölüyor. Tüm demeyelim çünkü ana karakterimiz Yorick ve evcil maymunu Ampersand tuhaf bir şekilde dünyada kalan tek erkek cinsi canlılar oluyorlar. Dostumuz olaylardan sonra Amerika'dan Avustralya'da yaşayan sevgilisini bulmak için yolculuğa çıkıyor. Ancak daha önce yüzüne bir kere bile dönüp bakılmayan Apache Yori'nin değeri bir anda Bitcoin gibi tavan yapıyor ve insan neslinin devamı için anahtar olan dostumuza ilgi deli gibi artıyor. Bu çizgi roman, erkekler olmasa neler olurdu? Kadınlar kendi başlarına ne gibi çılgınlıklar yapardı gibi sorulara çok eğlenceli ve düşündürücü cevaplar veriyor. Geçen yıl FX kanalı bu hikayenin dizisini çıkartmayı planlıyordu. Ancak pandemi sonrası erteleme yaşandı ve daha sonra Disney Plus diziyi kendilerinin yayınlayacağını duyurdu. Dizi 2022'nin ortalarında çıkacak gibi duruyor. Artık 2022'de dizi çıkıp çok popüler olunca ben bunu zaten biliyordum diye arkadaş ortamlarında havanızı atarsınız. Hem o zamana kadar kesin Disney Plus ülkemize gelmiş olur. İkinci çizgi romanımız bize şu soruyu soruyor. Eğer fırsatınız olsa size çok büyük bir kötülük yapmış birinden intikam alır mıydınız? 100 Ballots'da ana karakter Ajan Graves başlarına çok kötü şeyler gelmiş insanları bulup onlara yaşananların sorumlularının kim olduğunu söylüyor ve izi tamamen silinmiş yüz kurşun veriyor. Kurşunlarla ne yapacakları onlara bırakılıyor. Diyelim başınıza kötü bir şey geldi ve bunun arkasındaki her şeyi bilmiyorsunuz. Bu ajan sizin yanınıza geliyor ve size olayı her detayıyla anlatıyor. Bundan sonra suçluları öldürmeyi seçerseniz kimse suçlunun siz olduğunu bilmeyecek. Aslında 2015 yılında bu serinin filmi filminin çekileceği ve yapımcısının Tom Hardy olduğu açıklanmıştı. Ancak aradan geçen 6 yılda bununla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Üçüncü sırada büyük hikayeler anlatmak yerine daha kişisel bir hikayeye sahip olan bir çizgi roman var. Bu çizgi roman Harika Dostlar. Ayrıca çoğu çizgi roman gibi birkaç cilt yerine tek ciltten oluşuyor. Yani çizgi romanlarla çok aranız yoksa bu başlamak için iyi bir seçim olabilir. Day Tripper yani gün gezgini iki Brezilyalı yazar tarafından yazılmış ve son zaman romanların en iyi çizgi romanlarından biri olarak görülüyor. Brezilya'da geçen çizgi romanımız 10 bölümden oluşuyor ve işi gazetelerde çıkan ölüm ilanlarını yazmak olan Brass isimli ana karakterin hikayesini anlatıyor. Bilmeyenler için Stanley de gençliğinde bu işi yapıyormuş. When I was in high school I freelanced. I wrote obituaries for people who were still alive. When a celebrity dies, about 15 minutes later the newspaper comes out and there are three pages of write-ups about it. How did they write it that fast? It's all there. And in Çizgi romanda gençliğinden yaşlılığına, hayatından kesitlere şahit oluyoruz ve her bölümün sonunda Brass bir şekilde hayatını kaybediyor. Her ölümün sonunda da kendisinin o güne kadarki hayatıyla ilgili bir yazı okuyoruz. Day Rapper, Brass'ın ölümüne kadarki sürecinde duygu sömürüsüne kaçmadan sonun değil, sürecin önemli olduğunu, çok güzel bir şekilde anlatmış. Sade ve okuduğunuzda yaşama tutunmanızı sağlayacak bir eserle karşı karşıyayız. Dördüncü önerimiz bir Marvel çizgi romanı olan ama hiçbir zaman Marvel çizgi romanına benzemeyen Marvels. Neden mi? Bu çizgi roman Spider-Man çizgi romanları gibi sonsuz sayı içermiyor. Marvels öncesinde bir şey bilmeniz gerekmeyen ve tek okuyuşta biten roman tarzı bir çizgi roman. Marvel çizgi romanı olmasına rağmen Marvels'ta ana karakterlerimiz kendini bilmez bir uçan adam değil. Kırkların başında geçen çizgi romanda hikaye New York'ta yaşayan Phil Sheldon isimli hiçbir süper güce sahip olmayan bir haber fotoğrafçısı üzerine kurulu. Dostumuz işinde iyi olmak ve güzel bir aile kurmak dışında hayattan çok bir şey istemeyen tatlı bir insan. Hikayede Phil sessiz ve sakin bir şekilde hayatını sürdürürken yavaş yavaş süper kahramanların ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Marvel's kahramanları değil. Bu kahramanlar dünyanın altını üstüne getirirken hayatlarını düzgün bir şekilde sürdürür çalışan insanları anlatıyor. The Boys'ta, Marvel'da şu ana kadar bize kahramanların, normal insanların psikolojisini nasıl etkilediğini tam olarak anlatmadı. Marvel's'a hem süper kahramanların doğuşunu anlatıyor hem de insanların bu olaylardan sonra yaşadığı psikolojik değişimi. Bu çizgi roman hem görsel açıdan hem de hikaye olarak gerçekten çok güzel. Beşinci önerim çok özel bir çizgi roman olan Here. Dostlar bu çizgi romanda neredeyse hiç diyalog yok. Şu an yaşadığınız evi düşünün. Zamanda 3 300 yıl, 1000 yıl geri gitsek, yaşadığınız evin yerinde ne olurdu veya bundan 200, 300 yıl sonra yaşadığınız evin yerinde ne olacak? Hir bize bu soruyu harika bir şekilde cevaplıyor. Çizgi roman boyunca tek bir mekanın zaman boyunca nasıl değiştiğini görüyoruz. Zaman derken, kitap bize aynı mekanın milattan birkaç milyon yıl önceki hali ve günümüzden yüz yıllar sonraki hali arasında bulunan zaman aralığını gösteriyor. Ve bunu yaparken de zamanı çizgisel olarak kullanmıyor. Bizim o yere baktığımız açı hiçbir zaman değişmiyor. Heer bana kimsenin dünyanın sahibi olmadığını ve her şeyin geçici olduğunu hatırlattı. Yaşadığımız dünyanın bir geçmişinin ve geleceğinin olduğunu bilsek de çoğumuz bunu bilinçli olarak düşünmüyoruz. ise bunu düşündürterek çok farklı duygular hissettiriyor. Heer'in filmini izlesek bence çok enteresan olabilir. 200-300 yıl arayla bir mekanda yaşanan olayları görürüz. Zaman içinde böyle gitgellerle hep aynı açı alakasız olaylara tanık oluruz. Altıncı önerim Essex County çizgi romanları. Essex County serisi toplam 3 kitaptan oluşuyor. Bu kitapların hikayeleri birbirleriyle tamamen bağlantılı değil. Bu 3 farklı hikayeyi birbirine bağlayan şey hepsinin Kanada'nın Essex County kasabasında geçmesi. Dostlar bu üçleme gerçekten çok özel ve çok derin. İlk kitapta genç bir çocuğun hayatın zorluklarını anlamaya çalışmasına, ikinci kitapta ise yaşlı bir adamın gençliğiyle yüzleşmesine tanık oluyoruz. Son kitapsa Essex County'de yaşlılara hemşirelik yapan bir kadını anlatıyor. Essex County'nin en sevdiğim özelliği olaylara değil insanların kırılgan hislerine odaklanması. Hepimiz mutlu olmak, fark edilmek, sevilmek istiyoruz. Evet arkadaşlar listemiz bu şekildeydi. Serimize film olmasını istediğimiz oyunlar, çizgi roman olmasını istediğimiz filmler ve YouTube videosu olmasını istediğimiz çizgi romanlar diye devam edeceğiz. Cem, Marvel tanrılarının gazabından kurtulabileceğini mi sandın? Ne oluyor ya? Biz Marvel tanrılarıyız. Uzun zamandır Marvel videosu yapmıyoruz. Terbiyesiz herif. Ulan ekmeğinin suyunu yıllarca biz vermedik mi ha? Te New York'larda galalara yollamadık mı lan seni? Ha? Benedict Cumberbatch'le kim tanıştırdı seni? Ha, ne oldu? Bülbül gibi şakıyordun. 5 dakika olmadı da konuşsana. Cevap versene. Sen tanıştırdın abi. Haftaya her gün Marvel videosu yapmazsan seni yok ederim. Canım benim. Dikkat et kendine. Hadi.